Merhaba benim Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Periton Mini Drone'u Jumping Sumo'yu inceliyoruz. Sumo gel. Gel oğlum. Aferin. Drone üreticisi olan Periton firmasının üretmiş olduğu bu Jumping Sumo aslında fiyat olarak biraz pahalı sayılabilecek bir ürün. Ürünün dilerseniz sağında solunda neler var buna bakalım. Kutu açılışı yapmıyorum ürünle ilgili çünkü kutunun içinden sadece 2 tane yedek ayağı çıkıyor. Birazdan değineceğim bunlara. Onun dışında kullanım kılavuzu ve USB kablosu çıkıyor. Kutunun içinde sadece bunlar var. O yüzden açmaya değer bir kutusu olmadığı için direkt ürüne geçiyoruz. İlk önce yedek ayaklarından bahsetmek istiyorum. 2 tane yedek ayağı geliyor ürünün. Şu alt tarafta sökülüp takılabilen ayağı var. Eğer bu bir zarar görürse diye yanına yedek ayaklarını koymuşlar. Ürün çok sağlam arkadaşlar. Hani yükseğe zıplayabiliyor ürün ve hiçbir zarar görmeden geriye düşüyor. Ön tarafında kamerası bulunuyor. Kamerasına birazdan değineceğiz. Kamerası ürünün en üzücü taraflarından bir tanesi. Onun dışında yine kutunun içinden çıkan pili daha sonradan üst kısmına yerleştiriyoruz. Tekerlekleri var gördüğünüz gibi. Bu tekerlekler açılıp kapanabiliyor ve arka tarafında zıplamasını sağlayan bir mancınık mı desem artık hani yay sistemi desem değişik bir sistem var. Muhtemelen yayla çalışan bir sistem bu. Ayağı içine giriyor ve kendini ileriye doğru fırlatmasını sağlıyor. Zaten ürünün isminde de bulunan Jumping ibaresi bu zıplama olayından geliyor tamamen. Jumping Sumo iOS, Android veya Windows Phone cihazlarınıza bağlı olarak kullanıyorsunuz. Yani mobil cihazınızdan kontrol ediyorsunuz. Kutusunun üzerinde Windows Phone ibaresi olmasa bile Windows Phone cihazlarda çalışan uygulaması mevcut. Windows Phone içinde daha sonradan çıkarmışlar herhalde. Android'de çalışıyor dedik ancak şöyle bir sıkıntısı var Android için. Belli başlı Android cihazlarda çalışıyor. Mesela elimizde HTC'nin bir cihazı vardı. Onda çalışmadı, desteklemedi. Şu an zaten ekranda destekleyen cihazların modellerini görebiliyorsunuz. Piyasada 3 tane rengi mevcut arkadaşlar. Beyaz, siyah bizim elimizde gördüğünüz ve bir de koyu yeşil. Kutunun içinden çıkan stickerları ön tarafına yapıştırıp böyle değişik desenler, şekiller oluşturabiliyorsunuz. Bence sade hali daha güzel. O stickerları yapıştırdıktan sonra biraz daha oyuncağa dönüşüyor. Ortalama 500 lira civarında ülkemizde bulabiliyoruz bu aleti. Yurt dışından da getirirsek kendi sitesinde 400 liraya geliyor. Tabii buna vergiler dahil değil. Ve 400 liralık bir ürün getirdiğinizde buna vergi bineceği için hiçbir farkı kalmayacak. O yüzden ülkemizden almanız aynı paraya denk geliyor. Hiçbir farkı yok. Toplam ağırlığı 180 gram ürünün gerçekten hafif bir ürün. Zaten bu kadar yükseğe sıçrayabilmesinin sebebi de bu hafifliği olsa gerek. Dediğim gibi tekerlekleri ister açık ister kapalı şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. 20 dakika gidiyor pili. Açtıktan sonra 20 dakika boyunca bunu kullanabiliyorsunuz. Ve ortalama 90 dakika bir sürede şarj oluyor. Şarjını PC'den yapıyoruz. İçinde bir adaptör vesaire gibi bir şeyler çıkmıyor. Bize sakatlık çıkmasın diye direkt PC'den yaptık şarjını. Jumping Sumo'nun kontrolü dediğim gibi telefonunuzdan veya tabletinizden yapıyorsunuz. Wi-Fi ağlar bölümüne gelip Jumping Sumo'yu buluyorsunuz. Jumping Sumo'nuzu açtıktan sonra ve bağlantı otomatik olarak yapılıyor. Bu Wi-Fi ile ilgili kötü bir özellik bence Wi-Fi ağından çıkar çıkmaz bağlantı direkt kopuyor. Yani ürün 50 metre yaklaşık uzağa gittiği zaman direkt bağlantıyı kopartıyor. Yaklaşıp tekrar bağlanmanız lazım. Eğer 50 metreye yaklaştığı zaman çıkmak üzeresiniz işte menzilden gibi bir uyarı verse bu sorun ortadan kalkar. Uygulamasında neler yapabiliyoruz biraz da ona bakalım. Tabi doğal olarak istediğimiz yöne hareket ettirebiliyoruz. Sağa sola ileri geri işte hani tabletimizi sağa sola eğerek veya telefonumuzu yönlendirebiliyoruz. Yönünü belirleyebiliyoruz. Onun dışında uygulamanın içinde gelen bir sürü animasyon var. Bu animasyonlara bakacak olursak dönüş, vurma, yavaş sallanma, metronom, dalgalanma, dönerek atlama ve slalom animasyonları bulunuyor. Ayrıca uygulamanın içinde çeşitli koreografiler de hazırlıyoruz. Bu da şöyle oluyor. Mesela aslında kodlama mantığına biraz yakın diyebiliriz bunun için. Diyoruz ki hani bir metre ilerle, bir metre sonra sağa dön. İşte sağa döndükten sonra takla atarak zıpla gibi şeyleri arka arkaya sıralıyoruz ve başla dediğimiz zaman Jumping Sumo bunları otomatik olarak yapıyor. Aynı zamanda uygulamanın içinde bir sosyal ağ bulunuyor. Burada çektiğiniz videoları arkadaşlar milletle paylaşabiliyorsunuz diğer insanlarla. Bunu kullanan insanlar arasında bir sosyal ağ oluşturmuşlar. Hazır paylaşımdan kameradan bahsetmişken işte çektiklerimizi paylaşabiliyoruz demişken kamerasına değinelim arkadaşlar. Böyle bir cihazın üzerinde 640'a 480 VGA bir kamera var. Hani 2015 yılında böyle bir kamerayı görmek gerçekten üzücü. En son 66 çift sıfırlarda görmüştüm ben böyle bir kamerayı. 500 lira veriyoruz. En azından bir 720p'lik bir aksiyon kamerası koyabilirlerdi. Yine bir aksiyon kamerası bu. Hani toza darbeye dayanıklı hafiften bir geniş açısı var. Ancak
640p'lik bir çözünürlük çok tatmin edici değil. Hele gece olduğu zaman arkadaşlar maalesef görüntü kullanılamaz hale geliyor. Ayrıca Jumping Smo'nun bence diğer en kötü özelliklerinden birisi de görüntüyü kendi içine veya telefonumuza, tabletimize kaydedemiyoruz. İlla ki şurada bulunan USB girişine bir USB cihaz takmamız lazım. Görüntüyü oraya aktarıyor. Yoksa görüntüyü kaydetmiyor hiçbir şekilde. Böyle bir çözüm yerine bir micro SD kart girişi veya hani telefona, tablete aktarma gibi bir şekilde çözme yoluna gitselermiş çok daha mantıklı olurmuş kamera olayı. Ürünün zıplama yeteneği var demiştik. Bu 80 santimlik bir mesafeye kadar sıçrayabiliyor. Şöyle bir kötü yanı daha var ürünün. Maalesef halı, işte çimen, taş, çakıl gibi alanlarda çok güzel ilerlemiyor. Hatta çimende çok takılıyor. Gitmediği zamanlar bile olabiliyor arkadaşlar. Onun için biraz düz, pürüzsüz bir zemine ihtiyacınız var kullanabilmeniz için. Son sözlere gelelim yavaş yavaş arkadaşlar. Bu ürün hayatınızı kolaylaştıracak, çok ihtiyacınız olan bir teknoloji ürünü değil. Sizin daha iyi fotoğraf veya video çekmenizi sağlamayacak bir ürün. Videonun başında da belirttiğim gibi hobi amaçlı pahalı bir oyuncak aslında bu. Toys for Big Boys dedikleri büyükler için oyuncaklar kategorisine giren bir oyuncak. Para sıkıntısı olmayanlar tamamen eğlence amaçlı alıp kullanabilirler. Arkadaşlarınızı üzerine böyle zıplatarak korkutabilirsiniz. Kedinizi, köpeğinizi peşinde koşturtabilirsiniz. O gibi eğlenceli aksiyonlarda kullanılabilecek bir oyuncak bu. İncelememizin sonuna geldik artık. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook sayfalarımızdan takip edin. Ürünle ilgili, Jumping Smo ile ilgili bir sorunuz varsa bizlere yazın arkadaşlar. Ayrıca webtekno.com'da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yakala oğlum. Tut.